Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Dünyadan son gelişmelerle karşınızdayız. Bilindiği gibi Libya'da Hafter tarafında bulunan Tobruk Temsilciler Meclisi, Perşembe günü yeni başbakanı seçecek. Bununla ilgili şunu söyleyelim, Libya'nın batı tarafında meclis yok. Meclis sadece doğu tarafında bulunuyor. Dolayısıyla ülkeyle ilgili tüm kararlar bu mecliste onaylanmak zorunda. Bunu da not düşelim. Perşembe günü Fethi Başağı'nın Libya'nın yeni başbakan olması bekleniyor. Abdülhamit Beyben'in görev süresi 24 Aralık'ta dolmuştu. Kendisi resmi olmayan bir biçimde şu anda görevde. Neden bunu söylüyoruz? Her ne kadar desteklediğimiz tarafta olsa da 24 Aralık'tan sonra görevde olmayacağına dair Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda anlaşmaya imza atmıştı. Dolayısıyla kendisinin görev süresi doldu. Libya'nın yeni başbakanı Perşembe günü Fethi Başa olacak. Fethi Başa bugün açıklamalarda bulundu. Eski İçişleri Bakanı ve başbakan olması beklenen Fethi Başa, yeni hükümette başbakanlığı devralacağını ve bunun gerçekleşmesi durumunda bir sonraki yıl gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmayacağını duyurdu. Hükümetinde seçimlere katılmayı düşünen herhangi bir bakanı istifa etmiş sayacağını da vurguluyor. Kendisi Tobruk'ta 110 milletvekinin önünde konuştu. Libya parlamentosu tarafından belirlenen yol haritasına bağlı kalacağına söz verdi. Parlamento yine resmi tarafta Yüksek Devlet Konseyi ve Libya halkının desteği olmadan hiçbir somut başarı elde edilemeyeceğini belirtiyor. Libya halkını etkileyen krizleri çözmek için elinde sihirli denek olmadığını söyleyen Fethi Başa, özellikle ülkenin en güçlü milislerine ev sahipliği yapan Batı'daki şehir Tobruk'ta konuştuğunu ifade ediyor. Amacımız başta ordu ve güvenlik güçleri olmak üzere kurumları birleştirmektir açıklamasında bulundu. Ayrıca tüm ülkeyi etkileyen Güney Libya'da kalkınma projelerini takip etme ve destekleme sözü de verdi. Ben ve hükümetimin üyelerinin adalet işleyişini engelleyebilecek her türlü dokunulmazlıktan feragat ettiğini beyan ederim şeklinde de açıklamalarını noktalıyor. Tek aday olarak girmesi bekleniyor Perşembe günü. Libya'nın yeni başbakanı Fethi Başa olacak. Burada şöyle düşünebiliriz. Dibeybe bunu kabul edecek mi etmeyecek mi şeklinde. Fakat Fethi Başa'nın özellikle Misrata'da yoğun bir askeri destekçisi olduğunu hatırlatalım. Bu bağlamda Libya Başbakanı Dibeybe'nin zorla görevden alınmasını da bekleyebiliriz. Sık sık Libya'da, Trablus'ta ordu arasında iş çatışmalarda devam ediyor. Özellikle sokaklarda Polis gücüyle ordu arasında yine geçen günlerde çatışma yaşandığı haberini aktarmıştık. Dolayısıyla Perşembe gününü beklememiz gerekiyor. Dünyadan diğer haberlerimizi aktaralım. Ermenistan silahlı çetelerine ait İskender balistik füze sisteminin yeni görüntülere servis ediliyor. Ermeniler tekrardan sınır hattındaki resmi sınır değil İskenderleri yolladığı belirtilmiş. Bunun dışındaki haberlerimiz. New York Times ülkemizin doktorları ile ilgili haber servis ediyor. Son yıllarda 2000'e yakın doktorun ekonomik sebeplerden Türkiye'den ayrıldığı belirtilmiş. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı haber servis ediyor. World Defense Show'da dünyanın dört bir yanından savunma sanayi firmaları yer alacak. 600 yüz yüze görüşme yapılacak. 6 ila 9 Mart 2022 tarihleri arasında bu arın yapılacağı ve savunma sanayi sektörünün bir araya geleceği not düşülüyor. Kırgızistan'a gidiyoruz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov kendisi halkı ziyaret ediyor. Kendisi birçok farklı yeri ziyaret etti. Buradan görüntüler görmektesiniz. Yine esnaf ziyaretinde bulundu. Kitapçıları ziyaret etti, dükkanları ziyaret etti. Halktan taleplerini dinledi. Çin'e gidiyoruz. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan adasına yaptığı 100 milyon dolarlık silah satışını Şiddetle kınadığını belirtiyor. Kendisinden bu şekilde resmi bir açıklama geldi. Bizzat Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao'yu görmekteyiz. Diğer haberimiz Azerbaycan Savunma Bakanlığı Azerbaycan'la Türkiye arasında askeri işbirliğinin genişletilmesi konusunun görüşüldüğünü belirtiyor. 8 Şubat'ta Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Zakir Hasanov Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere Başkanlığındaki heyetle görüştü. Misafirleri karşılayan Savunma Bakanı, Azerbaycan'la Türkiye arasında askeri işbirliğinin yükselen çizgide geliştiğini vurgularken, Zakir Hasanov iki devlet başkanı arasında askeri işbirliği de dahil olmak üzere samimi ilişkilerin olumlu etkilerine dikkat çekiyor. Bu şekilde resmi açıklamayı kısaca özetlemiş olduk. Kırım açıklarında çiftte NATO görevini görmekteyiz. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing RC-135B'nin an itibariyle Suudadan Yunanistan'dan kalktı ve Kırım açıklarında Rusya'yı izlediğini görmekteyiz. Yine İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarında benzer şekilde Weddington'daki üstten kalktı ve Kırım civarlarında istihbarat görevi yaptığı da haritadan görülmekte. An itibariyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün Putin'le görüştükten sonra bugün de Ukrayna Kiev'de Vladimir Zelenski ile görüşeceğini hatırlatalım. Görüşme olduğunda detayları aktarırız. Yine Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın da üçlü görüşme yapması bekleniyor. Dün bilindiği gibi Macron'la Putin görüşmüş ve Putin Macron'u adeta aşağılamıştı. Bu şekilde çok uzaktan bir görüşme yapılmıştı ve kendisi 20 dakika boyunca havalimanında bekletilmiş. Üstelik resmi olarak karşılanmamıştı. Sadece Fransız Büyükelçiliğinden yetkililerin karşıladığı belirtiliyor. Diğer haberlerimiz FAS kara kuvvetleri Çin'den tedarik ettiği gök ejderi olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz hava savunma füze sistemiyle tatbikat yapıyor. Bu sistemlerin 2017 yılında aslında sipariş edildiğini de hatırlatalım. Diğer haberimiz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun an itibariyle Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Favisto'yu karşıladığı belirtiliyor. Finlandiya Dışişleri Bakanı ülkemize ziyaret gerçekleştiriyor. Buradan herhangi bir açıklama yapılırsa yine bunu da aktarırız. Yine geçen günlerde hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık ile ilgili haber aktaralım. Konya'da bir vakfın trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaşantısı ve ile gönüllerde yer eden Konya sporlu futbolcu Ahmet Çal'ın adını yaşatmak için Afrika ülkelerinde ve Suriye'de insani yardım faaliyetinde bulunduğu belirtiliyor. Vakfın yönetim kurulu başkanı açıklamalarda bulunurken bununla ilgili görüntüler görmektesiniz. Nasıl yardımlar yapılıyor derseniz Sudan'da yetimlere yemek veriliyor, Etiyopya'da hafızlık öğrencilerine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı, Çat'ta su kuyusu açtırıldı. Suriye'de ailelere yardım yapıldı gibi gibi pek çok yardımın yapıldığı belirtiliyor. Hindistan'a gidiyoruz. Hindistan'ın Pencap eyaletinin en büyük şehri olan Amritsar'da Samlal Gandhi yaklaşan 2022 Pencap Yasama Meclisi seçimleri için ilginç bir kampanya yürütüyor. Şehirde turladığı bisikletiyle eski bir televizyonun kabinini tutarak ve içinden vatandaşlara seslenerek kampanya yürüten Şamlal, ülkenin bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin felsefesinin bir takipçisi olarak yerel halk tarafından Gandhi olarak tanınıyor. 5 yılda bir yapılan Punjab meclis seçimleri için 20 Şubat tarihinde oy kullanılacağını da hatırlatalım. Evet dostlar olabildiğince çok sayıda gelişmeyi aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.